Merhaba, ben uzman diyetisyen Ayça. Bugün birlikte emzirme döneminde beslenmeyi konuşacağız. Eğer aldığınız yani gebelik döneminde aldığınız takviyeler varsa bunlara bir miktar devam edebilirsiniz yine hekiminiz kontrolünde. Artı en önemlisi bol sıvı alacağız. Eğer sütü arttırmak istiyorsak en aslında mucizevi besinlerden bir tanesi su tüketimi. O yüzden birinci maddemiz bol sıvı almak. İkinci sırada yine bir Akdeniz tipi beslenme geliyor. Kuru baklagillerden, koyu yeşil yapraklı sebzelerden ve yine aynı şekilde tahıllardan, meyveden, sebzeden zengin bir beslenme düzeni. Her besin olacak aslında tabağımızda, canımızın çektikleri de yine aynı şekilde bizi destekleyen besinlerde. Ardından bu dönemde şimdi emzirmek çok ciddi bir enerji harcatıyor. O yüzden de biraz daha az az sık sık beslenmek olabilir ya da ben danışanlarıma hep şunu söylüyorum. Emzirdikten sonra kendinize minik minik ara öğünler, minik molalar ekler. Bu sizin enerjinizi güzel güzel destekler. Çünkü biz emziren annelerimize yaklaşık 300-500 kalori kadar artı ek enerji ekliyoruz. O yüzden de bu dönemde yeterli ve dengeli beslenmeyi unutmayın. Çeşit çeşit her besinden karbonhidrat, protein, yağ, lif hepsinden olmalı. Annelere çok yüklenilen bir durum. Hamilelikte de vardı. Sen iki canlısın. Burada da yine bebeğini iyi beslemen lazım. Tabii ki bebeğimizi besleyeceğiz ama kendi ihtiyaçlarımıza da bakmamız lazım. Çünkü biz daha az stresli, daha mutlu ve mesut olursak zaten sütümüzün de kalitesi artıyor. Bebişimiz de daha iyi besleniyor. Koyu yeşil yapraklı sebzeler ve baklagiller sütü arttırıyor. Çemen tohumu yine destek olabilir. Bunların böyle net hani bilimsel şu kadar arttırır gibi bir çalışması yok. Ama hani yapılan araştırmalara baktığımızda beslenmemize davet edebiliriz. Şimdi baklagiller biraz gaz yapıyor. Gazı azaltmak için onları kimyon ekleyerek pişirebiliriz ya da kimyon çayıyla o gazı hafifletmeye yardımcı olabiliriz. Ama sütü en arttıran şey su içmek. Bol bol su içeceğiz. Yani ihtiyacın üzerine çıkacağız bir miktar. Şimdi aslında bizim kendi gazımız bebeğe geçmiyor. Bazı bebekler daha kolik dediğimiz gazlı bebekler olabiliyor. Bu noktada şuna bakmak lazım. Yediğimiz bir besinden sonra bebeğimizde bir değişim oldu mu, bir alerji oldu mu, bir gaz durumu oldu mu? Belki o besinlere biraz dikkat ederiz. Kendimizde gaz yapabilecek besinlerse biraz kuru baklagiller, biraz işte karnabahar, brokoli, şimdi kış mevsimi, sülfürlü sebzelerimiz aslında gaz yapabiliyor. Bu ailede karnabahar, brokoli, Brüksel lahanası, lahana, bazen soğanlar, sarımsaklar meydana gelebiliyor. Bu grup var. Şimdi bunun gazını azaltmak için de belki bir rezene çayı olabilir. Belki bir kimyon çayı olabilir. Belki yiyecekleri iyi çiğnemek, iyi pişirmek olabilir. Doğru pişirme yöntemleriyle hazırlamak olabilir. Yardımcı olur. Çok rahatsız ediyorsa da tüketmemeniz dünyanın sonunu getirmez. Anne sütünün kalitesi günden güne değişiyor. Aslında bebeğin ihtiyaçlarına göre şekil alan bir yapısı var. Mucizevi bir yapı. Eğer anne mutluysa, stressizse, iyi dinlenmişse, iyi uykusunu almış ve iyi beslendiyse zaten süt mucizevi bir şekilde en kaliteli formda olur. Ama bir de sonralarında şimdi anne çok stresliyse, üzgünse, mutsuzsa, iyi de beslenemiyorsa, yeterli beslenemediyse o zaman sütün kalitesi gerçekten düşüyor. Hatta buna yorgun süt diyoruz. Halk arasında yorgun süt diye geçiyor ama genelde aslında bu sütün laktik asit seviyesinin artmasıyla olan bir şey. Laktik asiti şuradan hatırlayabilirsiniz. Spor yaptıktan sonra da aslında vücutta meydana geliyor. Bunu önlemek için annenin mutlu, keyifli, huzurlu ve iyi beslenmiş olması lazım. Yani aslında hani bu dönemde belki işte mesela lohusa şerbeti diye bir şey var. Ya öyle bir şey ki 1,5 bardak şeker giriyor yanlış hatırlamıyorsam içerisine. Şekerli besinlerin herhangi bir böyle özelliği yok ama bizim geleneklerimiz var. Her şeyin %30 plasebo etkisi vardır. Eğer artıracağına inanıyorsanız evet kullanılabilir. Çünkü zaten sıfır şeker, sıfır katkı maddesi de sürdürülebilir bir yaklaşım değil. Size iyi gelecekse o dönem ihtiyacınız kadarını yiyebilirsiniz.
gıdalara aslında bebeğimize bakarak gözlemlemek çok önemli. Yedikten sonra baktık bebeğimiz bir huzursuz, bir gazı var, bir rahatsız oldu. O zaman o gıdalardan uzak durabiliriz. Çünkü bazen belli bir zaman geçtikten sonra bebeklerin belli besinlere alerjisi olabiliyor. Onu gözlemleyerek ilerlemek, hekimimizle iletişimde olmak çok kıymetli. Çok sakıncalıdır. Çünkü öyle diyetler var ki sizi beslemiyor. Biz aslında diyete bir yaşam biçimi ve yeterli dengeli beslenme gözüyle baktığımız için sizin yeterli ve dengeli beslenmeniz lazım bu dönemde. Diyet yapın. Tabii ki kilo denetimi yapabilirsiniz ama bu diyet sıkı bir rejim, çok düşük enerjili bir beslenme şekli olmamalı. Yani biraz daha biz bu dönemde hani en başında da söylediğim gibi ılımlı bir yaklaşım istiyoruz. Hani öyle haftada 2-3 kilo vereyim gibi bir yaklaşım olmaz. Ay 10 kilo vereyim gibi yaklaşım olmaz. Bu işte sizin yine süt kalitenizi düşürebilir. O yüzden de biraz daha böyle yavaş yavaş ihtiyaçlarınızı takip ederek, dengeli, yeterli ve iyi beslenerek ilerlediğinizde aslında bu dönemde elbette kilo vermeniz mümkün ama katı kurallı rejimler, diyetler yapmanızı tavsiye etmem. Kesinlikle verdirir. Yanlış hatırlamıyorsam 10 mililitre süt 7 kalori harcıyor. Günde kaç kez emzirdiğinizi düşünün. O yüzden de emzirdikten sonra yorgun hissediyorsunuz. Çünkü bir enerji harcıyorsunuz. Bu yüzden de emzirdikten sonra zayıflamak da evet bir tık daha hızlanıyor. İhtiyaçlarınıza göre oraya bir ara öğün eklerseniz güçten düşmezsiniz. Yani doz çok önemli. Eğer bebeğinizi rahatsız ederse yemeyin. Ama siz seviyorsanız ılımlı dozlarda, alışkın olduğunuz şekillerde tüketebilirsiniz. Ama herhangi bir mucizevi ya da özel bir etkisi yok. Mutlaka gözlemleyin. Kafein için de aynı şey geçerli. Ilımlı dozlar. Eğer hekiminiz de onay veriyorsa yine çok aşırı doza kaçmayacak bir şekilde olur. Hamilelerde bile günlük 200 mg kadar kafein alımı aslında kabul ediliyor. Ama bu hekimden hekime değişiyor. Kendi hekiminizle birlikte kararlaştırmakta yine bebeğinize göre ilerlemekte fayda var. Şimdi bitki çayları derya deniz. Öyle bir şey ki aslında biz bu dönemde ıhlamur, papatya güvenilir diyoruz. Rezene biraz tartışılıyor ama ben derslerimdeyken annenin gazını alsın diye rezene çayı da güvenilirdi. Hatta biz küçükken, bebekken rezene çayı bize bile içilirmiş aslında hani gazları atsın diye. Ama bunun dışında öyle çaylar var ki bitki çayları olarak. Ben bir kere piyasada ne yüdüğü belirsiz. Birazcık böyle hani paketlenmiş ama bir markası yok. Nereden geldiği belli değil, tarihi yok, üreten firma belli değil. Biraz böyle hani açıkta satılan çaylara güvenmiyorum. O yüzden de sadece bu dönem için değil, genel olarak poşet çaylar, nereden geldiği belli olan bilinir markaların poşet çaylarını tercih ederseniz daha iyi olur. Bazı bitki çaylarında sinameki var, bazılarında barut ağacı var. Bu maddeler laksatiftir. Yani genelde bunu kullanan bireyler rahat tuvalete çıkmak için alırlar. Eğer bu dönemde bir kabızlık yaşarsanız bu çaylara başvurmayın. Çünkü bu laksatif etkili bitkiler öyle bir şey ki dışkıyı süpürürken sağlıklı bakterilerinizi de bağırsaktan atmaya sebep olur. O yüzden de sonrasında bağırsaklarınız tahriş olabilir. Uzun vadede başka rahatsızlıklar olabilir. Bunlara girmeyin derim. Onun dışında bence hekiminiz kontrolünde ıhlamur, papatya, rezene gibi bitki çayları uygundur.